Çok değerli meslek ustalarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Zor bir dönemde, gerçekten Cumhuriyet tarihinin belki de en sıkıntılı döneminde bugün meslek ustalarımıza şükran plaketlerimizi arz edeceğiz. Niye zor bir dönem? Duygusal olarak Türkiye'nin birbirinden kopmaya başladığı, hukukun üstünlüğünün artık sadece neredeyse anayasada kaldığı ve anayasadan da çıkarılması için dolambaçlı formüller arandığı bir dönem. Kutuplaşma toplumdaki her kesimden pompalanan, kısa vadeli siyasi menfaatlere hizmet eden nefret öyle bir boyuta gelmiş ki artık bu kutuplaşma, kamplaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesine dönüşmüş. Dünyayla kavgalı, dünyadan, çağdaş dünyadan uzaklaşmaya başlamış bir Türkiye Cumhuriyeti. Oysa bizi Orta Doğu'dan ayıran, birilerinin hakikaten anlamamız mümkün olmadığı şekilde sürekli yıpratmaya çalıştıkları Atatürk Cumhuriyeti değil mi? Biz Atatürk Cumhuriyeti sayesinde bunca senaryoya, bunca algı operasyonuna bunca yıldır direnmedik mi? Biz Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri sayesinde Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e dönüşmekten kurtulmadık mı? Şu halde çözüm yüzünü çoğulcu katılımcı demokrasiye ve kuvvetler ayrılığına dönmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru anlamak ve iliklerimize kadar işletmektir. Değerli meslek ustalarım, sizler 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl yolumuzu aydınlattınız. Ve biz bugün ne yapıyorsak, hangi mücadeleyi veriyorsak, sizin tırnaklarınızla kazıdığınız o yolda, tuğla üstüne tuğla koyarak inşa ettiğiniz o binada yapmaya gayret ediyoruz. Evet, biliyorum 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl belki bir miktar size artık tatil yapsak mı, bir miktar dinlensek mi diye ne bileyim düşündürtüyor olabilir. Çok da ihtimal vermiyorum ama. Tam da çoğulcu katılımcı demokrasiden bahsetmişken hiç de bu cümlemle uyumlu olmayacak bir şey söyleyeyim. Hem de bunu meslek örgütünüzün teveccüh buyurup en tepesine geçirdiğiniz bir kardeşiniz, bir meslektaşınız ve kabul buyurursanız usta çırak ilişkisinde bir çırağınız olarak söylemek zorundayım. Bütün emeklilikler tarafımdan Türkiye Cumhuriyeti düz yola çıkıncaya kadar askıya alınmıştır efendim. Çünkü sizler Cumhuriyet nesillerisiniz. Siz yokluğu da gördünüz. Varlığın neye borçlu olduğunu da biliyorsunuz. Vatan olmadan, millet dağılmışken altımızda bir devlet, üstümüzde bir millet çatısı yokken
başımıza nelerin geleceğini de herkesten iyi siz biliyorsunuz. Şu halde çok değerli meslek ustalarım, bu bildiklerinizi son güne kadar anlatma ve anlatma zamanıdır. Sözün bittiği yerde falan değiliz. Sözün, doğru sözün başladığı yerdeyiz. Değerli meslek ustalarım, manzarayı umumiye şudur. Bir yanda her türlü ırkçılıktan, mezhepçilikten, cinsiyet ayrımcılığından, din temelli veya siyasi ideoloji temelli her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde tanımlanmış ve hayata geçirilmiş Türk milleti anlayışı ve diğer tarafta Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine vicdanlı, samimi ve dürüst bakan herkesin göreceği bu gerçek karşısında sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurucusu Aziz Atatürk'ü yerden yere vurarak küresel güçlerin ve onların yurt içindeki işbirlikçilerinin menfaatlerine hizmet eden bir propaganda mekanizması. Bir tarafta ırkçılıktan uzak tertemiz bir Atatürk milliyetçiliği anlayışı, diğer tarafta ırka dayanan, etnisiteye dayanan yeni küçük küçük devletimsileri çağdaşlık, liberallik, özgürlük olarak takdim etmeye çalışan ve kime hizmet ettiği malum çevreler. Peki biz ne diyoruz? Değerli meslek ustalarım, meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Yıllardır içi boşaltılmış ve daha sonra birilerinin istediği gibi doldurulmaya başlanmış tırnak içinde kavramlar sebebiyle elimizden biz hukukçuların referansı olan, hatta milletimizin referansı olan temel kavramları almaya kalkıştılar. Aziz bildiğimiz, doğru bildiğimiz, geleceğimizin teminatı olan ilkeleri ve kavramları kötülediler, boşalttılar ve şimdi içlerini istedikleri gibi doldurma gayreti içindeler. Biz diyoruz ki, bir taraftan terör örgütü karşısında hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuna kadar arkasındayız. Ama biz diyoruz ki bu Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ile yönetilecek. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi çoğulcu katılımcı demokrasi olacak. Bunun ikisini aynı anda söylemeye herhangi bir engel var mıdır değerli meslek ustalarım? Elbette yoktur. Biz diyoruz ki elbette Türk milleti var. Ama bu Türk milleti birilerinin tanımlamak istediği gibi ya da öyle olduğunu iddia ettiği gibi ırkçı temellere dayanan bir Türk milleti değil. Tam aksine Türkiye'yi küçük küçük ırkçı devletimsilere bölmek isteyenlerin karşısına dimdik dikilen ve geçmişte bir dik, bin senedir bu toprakları Moğol'a da karşı, Bizans'a da karşı, Çanakkale'ye gelen işgalciye de karşı ve milli mücadelede yedi düvele de karşı omuz omuza koruyan, bu geçmişten güç alan ve geleceği de birlikte inşa edeceğiz diyen ülküdaş bir Türk milleti. Ve varsın bize Türk milleti dediğimiz için, Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz için
Asıl ırkçılık yapanlar ırkçılıkla suçlasın. Asıl faşistler bizi özgürlükçü olmamakla suçlasın. Onlara göstereceğim bir tek adres vardır. Türkiye'nin güney sınırına gitsinler. Suriye'ye, Irak'a plastik bir gözlükle baksınlar. 150 metre ötede Atatürk Cumhuriyeti'nden nasibini almamış olan devletlerin nasıl ırkçı ve mezhepçi küçük küçük yapılara bölündüğünü ve vatanın nasıl paramparça olduğunu görsünler ve Mustafa Kemal Atatürk'e bir şükretsinler. Değerli meslektaşlarım, biz Ankara Barosu olarak da Türkiye Barolar Birliği olarak da şu ülkeyi tartışmasız ortaya koyduk. Şırnak'ta hangi insan hakkı ihlal ediliyorsa biz ayağa kalkarız. İzmir'de hangi insan hakkı ihlal ediliyorsa biz ayağa kalkarız. Bu memleketin her köşesinde insan haklarının, hukukun üstün olması için biz el ele veririz. İşte Ankara Barosu'yla Türkiye Barolar Birliği'nin kol kola girdiğinde Türkiye'ye vaat ettiği birliktelik, Türk milletine vaat ettiği güç budur değerli dostlarım. Amacımız nedir? Amacımız bir taraftan Türkiye'yi sözde özgürlükler diye özerk bölgelere ve ardından da bağımsız devletimsilere bölmek isteyenlere karşı vatanıyla milletiyle bölünmez bütünlük, bunun için mücadele etme ve bunu sağlamak için de biz hukukçular olarak bildiğimiz en etkili silahı, bildiğimiz en etkili aracı korkmadan sonuna kadar kullanmak. O araç hukukun üstünlüğüdür dostlarım. Çünkü ölümlerin yarıştırılmaya başlandığı, acıların kim mazlumdur, kim zalimdir diye sorgulandıktan sonra ortak acımız mıdır, değil midir diye etiketlenmeye çalışıldığı bir Türkiye'de şu anda 78 milyonun duyacağı ve ihtiyaç gösterdiği yegane lisanın sahibi biz avukatlarız. O lisan hukukun üstünlüğü lisanıdır. Ve genç meslektaşlarım, buraya meslek ustalarınızın şükran plaketlerini almalarını müşahit olmaya geldiniz. Şahitliğini yapacağınız plaketlerin arkasındaki hayat işte böyle bir mücadelenin öyküsüdür. Her bir plaket bir ömürdür. Her bir plaket bir mücadele destanıdır. Ama bu destan bugün bitmemektedir. Tam aksine dostlarım, eğer varsa bugün her zamankinden daha fazla, her zamankinden daha heyecanlı yeniden başlamaktadır. Yeniden başlamaktadır ve yarın yeni bir heyecanla bir defa daha başlayacaktır. Çünkü dostlarım, genç meslektaşlarım, tarih omuzlarınıza hiç bu kadar büyük bir sorumluluğu daha önce yüklememişti. Size 78 milyonu Türkiye Barolar Birliği'nin, Ankara Barosu'nun ve tüm baroların ortak gayretiyle aynı paydada buluşturmak zorundayız diyorum. İşte bu mücadelede her avukat özgürlük mücadelesinde en ön safta çarpışan bir neferdir. Değerli
meslektaşlarım. Biz bunları söylediğimizde ve Türkiye'nin kutuplaşması, ayrımcılık ve keyfilik bir beka meselesi haline gelmiştir dediğimizde bazı haddini bilmezler bize siyaset yapıyorsun diye burun kıvırmakta. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Önce duymazdan gelirler, sonra alay ederler, sonra öfkelenirler, sonra da oturup konuşmak zorunda kalırlar. Ha bu ara ilk üçünü toptan yaptıkları için bayağı bir telaşlanmışlar anladığım kadarıyla. Değerli meslektaşlarım, size şunu sormak istiyorum. Bugün bir mahkemede müvekkiliniz tutuklandığında ona niçin tutuklandığını, ne zaman tahliye edileceğini, tek referansımız olan anayasa ve kanun kitabına bakarak cevap veremiyorsak ve fakat tutuklamanın ve tahliyenin arkasında pek de inandırıcı söylemlerle başka sahiplerin bulunduğunu düşünmeye başlamışsa müvekkiliniz, vatandaş, avukatı ne yapsın? Bana meslektaşlarım alın terimizin değeri düştü diyorlar. Alın terimizin değerinin hak ettiği seviyeye ulaşması için bu ülkede hukukun üstün olması gerekli değil mi? Şu halde hukukun üstünlüğünün sağlanması, bunun için de yargılama makamlarının bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapabilen, hesap verebilen, savunmaya değer vermek zorunda olduğunu bilen bir yapıda oluşması bizim meslek sorunumuz değil de veterinerlerin mi meslek sorunu? Bunu biz söylemeyeceğiz de bunu acaba tarla bahçe bitkileri bölümü mü söyleyecek? Tabii ki onlar da söyleyecek ama izin verin bunun bayraktarlığını biz yapmak zorundayız. Hiç kimse kusura bakmasın, bu mücadelenin en önde koşan, bayrağı taşıyan örgütlü gücü barolardır, Türkiye Barolar Birliği'dir ve içinden gelmekle onur duyduğum Ankara Barosu'dur. Yargıtay'da aynı gün, aynı saatte, aynı heyette, iki ayrı masada, birbirinin tıpatıp aynı iki dosyadan birisi onanıyor ve fakat diğeri bozuluyorsa, bu korkunç çelişkiyi müvekkilinize hukukun üstünlüğünde anlatmak mümkün müdür? Cevaplamayın ama içinizden cevabı verin. Vatandaşımız, ben dosyama çok iyi çalıştım, çok iyi biliyorum, emeğim var, disiplinliyim, iyi bir avukatım, kanunlara uyarım, duruşmada da iyi iş çıkartırım diye ortaya 40 yıllık meslek birikimini koyan bir avukatla, filanca partinin ilçe başkanını biz tanırız, zaten hakim beyin atamasında da işte diyen iş takipçisi arasında tercih yapmak zorunda kaldığında avukatımı tercih ediyor yoksa iş takipçisine varını yoğunu dökmeye hazır mı? İşte değerli meslektaşlarım,
hukukun üstünlüğü biz avukatlar için ekmek meselesidir, aş meselesidir ve bu ülke içinde, bu ülkenin doğmamış çocukları içinde bir beka meselesidir. Mücadelemiz de bu ülkede nefes aldığımız sürece hukukun üstünlüğü için olacaktır. Ve size söz veriyorum, hukukun üstünlüğünü el birliğiyle sağlayacağız ve bu odadakiler de evelallah sonu görecektir. Söz veriyorum. Çünkü Türkiye'de Barolar ve Türkiye Barolar Birliği hiç bu kadar muteber olmamıştır. Milyonlarca vatandaşımızın yönünü, yolunu belirlerken izlediği bir kutup yıldızı hiç bu kadar olmamıştır. Ama sözümüz buydu. Ankara Barosu'nda da sözümüz buydu. Türkiye Barolar Birliği'nde de sözümüz buydu. Değerli meslektaşlarım, kapatırken sizden bazı istirhamlarım var. Biraz sonra meslek hayatımın en heyecanlı törenine plaket alan değil, veren sıfatıyla katılacağım. Daha önce başka barolarda elbette yaptık. Ama Ankara Barosu benim barom. İliklerime kadar Ankara baroluyum. Ve beni ben yapan, bizi biz yapan Ankara Barosu'nu Ankara Barosu yapan meslek ustalarıma, değerli dava arkadaşım, yoldaşım, sevgili Hakan Can Duran'la birlikte şükran madalyalarımızı sunmak gerçekten bizlerin kişisel tarihinde büyük bir onur. Sizden destek talebimiz var. Bu destek talebi şunun içindir. 95 bin avukata ulaştık. Günde 22 ruhsatname imzalıyorum. Yani günde 30 kişiyle bir baro kurulabilen mevzuata göre 1,5 günde bir baro kuruluyor. Durum vahimdir. 14 bin stajyer avukat, 65 bin hukuk fakültesi öğrencisi vardır. Şimdi bize siyaset yapıyorsun diyen sığ müktesebattan yoksun ve kıskanç siyasetçilere, siyasetin en sığını yapanlara, ister barocu olsun ister barocu olmayanlara hizmet ediyor olsun cevabım vardır. Biz de biliriz sığ siyaset yapıp sınavı gündeme getirmemeyi. Biz de biliriz dönemimizi çay kahve ikram ederek hoş beşle geçirmeyi. Onun yerine yaptığımız ise göreve gelir gelmez şey olmuştur değerli meslek ustalarım. Madem ki dedik siyasi iktidara, siz Anayasa Mahkemesi'nin emrine rağmen kanunla avukatlık sınavını getirmiyorsunuz. Çünkü anlıyorum, hesabınız dışarıda daha evlendiği gün ileride doğacak çocukları avukat çıkacak diyen bir büyük kitleye oy hesabıyla yaklaşıyorsunuz. Ama bizim hesabımız sığ bir oy hesabı değildir. Bizim hesabımız bu mesleğin ve bu mesleğin hizmet ettiği bu vatanın geleceğinin bir hukuk devleti rejiminde olmasının hesabıdır. Biz dedik bunu yönetmelikle yaparız. Ve yönetmeliğimizi çıkarttık. Gülelim diye söylüyorum ağlanacak halimize. Yönetmeliği çıkarttık. Resmi gazeteye gönderdik.
resmi gazetenin müdürü, 40-50-60 yıllık çok değerli üstadlarıma soruyorum. Resmi gazetenin müdürü yönetmeliğin içeriği kanuna aykırıdır diye yayımlamadı. Ben 20 küsur yıllık meslek hayatımda görmedim. Herhalde 66 yıllık üstadım Sayın Çörtoğlu da hiç görmemiştir. Atilla Başkanım'ın da gördüğünü hiç sanmıyorum. Görmedik. Olamaz böyle bir şey. Dava açtık. Tabii ki kazandık. Açtığımız davada ilamın altındaki imza kurumadan torba kanuna konan bir maddeyle Türkiye Barolar Birliği yönetmelikle böyle bir düzenleme yapamaz hükmü getirildi. Şimdi size soruyorum. Sığ siyaset yapan kim? Meslek siyaseti yapan kim? Sayın Adalet Bakanı ile görüştük. Umut ediyorum bu dönemde çıkacak. Umut ediyorum çıkacak. Yetinmedik. Bir akreditasyon komitesi kurduk. Biliyorum her yerden saldıracaklar. Her türlü itibarsızlaştırma algı operasyonunu en bildikleri şeydir. El birliğiyle yapacaklar. Hiçbir siyasi partide ayırmadan söylüyorum. Türkiye'de sığ popülist siyaset kim yapıyorsa onlara söylüyorum. Dolayısıyla hepsine söylüyorum. Bir akreditasyon komitesi kurduk. Bütün hukuk fakültesi dekanlarını davet ettik. Dedik ki mezunlarınızın %99'unu biz alıyoruz. Ama biz avukatlık sanatını öğretebilecek mesleki bilgi sahibi mezun görmek istiyoruz. O yüzden asgari standartları belirleyeceğiz. Belirlerken buyurun birlikte belirleyelim. Ha siz katılmazsanız biz yine belirleyeceğiz. Ama birlikte belirlersek daha mantıklı olur. 38 dekanımız evet dedi, birlikte çalıştık. Asgari standartları belirledik. Yapacağımız şey şudur. 7 düvel biliyorum karşımıza dikilecek ama yine yapacağız. Andolsun ahdolsun yapacağız. Hiç kimseden de korkumuz, çekincemiz yok. Kimseye de borçlu değiliz. Kimsenin desteğiyle de gelmedik hiçbir yere. Yapacağımız şu. Vereceğimiz geçiş süreci sonunda asgari standartları tutturmayan hukuk fakültelerini kamuoyuna ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki bu fakültelere çocuklarınızı göndermeyin. Bunlar hukuk fakültesi standartında değil diyeceğiz. Bu saldırılar başladığında sizden destek istiyorum. Mücadelemiz sizin içindir. Mücadelemiz sizin yetiştirdiğiniz gençler içindir. Son olarak Türkiye Barolar Birliği son 3 yılda bu kıymetli hazurunun en azından bir kısmının yararlandığı ama mümkünse hiç yararlanmayın diyeceğim ihtiyaç göstermesin. Sosyal güvenlik alanında dünyada emsali görülmemiş, bakın iddialıyım, Türkiye'de falan demiyorum, dünyada emsali olmayan bir sağlık sistemi başlattı. Şu anda Türkiye'nin tam 150 hastanesiyle anlaşmamız var. Türkiye'nin bütün şehirlerindeki hastanelerle anlaşmamız var. Ve bugün bir meslektaşımız ister bir günlük ister 70 yıllık 1 lira prim ödemeden yatarak tedavide sadece imzasını atıp alasmadık deyip çıkıyor. Bunun emsali size samimi söylüyorum dünyada yoktur. Bilen varsa beri gelsin. Yetmedi tabii bizim için. Ha, rakamı da söyleyeyim. Haftalık 1 milyon lira sağlık yardımı yapıyor Türkiye Barolar Birliği.
Dolayısıyla bu barolar ne işe yarıyor falan diyenlere Allah hastaneye muhtaç etmesin derseniz herhalde yalan olmaz. Dedik ki öksüz ve yetim bir avukat elden ayaktan düştüğünde zaten telaşlanır ben nasıl yaşayacağım diye. Allah korusun evladı küçükken ölmekse bir avukatın sadece evladını kime emanet edeceği korkusunun ötesinde ortada kalacak korkusunu yaşatır en derinde. Türkiye Barolar Birliği son 2 yıldır avukatların öksüz ve yetimlerini üniversite bitinceye kadar sahiplenmiştir sevgili dostlar. Elbette gazeteler bunları yazmaz. O yüzden derler ki bize sadece hukukun üstünlüğüyle uğraşıyorsun. Sanki hukukun üstünlüğü en büyük meslek meselemiz değilmiş gibi. Ama size söylüyorum ki siz bilin yeter. Evvelki hafta Kızılay faciası trajedisi üstüne ekiplerimizle sahaya düştük. Ankara Barosu Başkanımız Sayın Can Duran'ın başkanlığında Ankara Barosu'ndan bir ekip ve Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan 2 yetkili tek tek Kızılay'da bombada tahrip olan bütün büroların kapısını çaldı. İçeride bulduklarımıza tutanaklar tutuldu, fotoğraflar çekildi ve meslektaşlarımızın çalışamamaktan dolayı zararının önemli bir kısmını Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu eliyle üstlenecek. Değerli dostlarım, barolarla Türkiye Barolar Birliği'nin el ele vermesi, işbirliği hiç kuşkusuz meslektaşlar içindir, meslek içindir ve ülke içindir. Söyleyecek çok söz var. Vakit kısa. Sadece bir düzeltmeyle törene geçmek istiyorum. O da 40, 50, 60 yıl ibaresi bugün madalyalarını alacak beyefendiler içindir. Hanımefendiler için ise bölü 2 olarak bunun hesaplanmasını özellikle rica ediyorum kayıtlara resmen lütfen böyle girsin. Evet, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizlerin çırağı olmak bizlerin en büyük gururudur. Bir kusurumuz olduysa affola,